Merhaba, düğüne dair her şeyi bulabileceğin Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Bu videoda Helenistik gelinlikleri masaya yatırıyoruz. Konu Helen gelinlikleri olunca bu modelleri Türkiye'ye ilk getirenlerden birisiyim diyen Emine Meral'in kapısını çaldık. Hem çok şık Helenistik gelinliklerini denedik hem de sorularımızın yanıtını aldık. İşin uzmanını bulmuşken önce Helen gelinlik nasıl olur diye sorduk. Hangi kumaş kullanılır? Hangi mekanlarda giyilir? Kabarık Helen gelinlik olur mu mesela? Emine Hanım da bize çok net anlattı. Antik Yunanistan'dan esinlenerek hazırlanmış gelinliklerdir. Ve günümüze uyarlanarak şu anda devam ediyoruz dikmeye gelinlerimize. Helenistik gelinlikler şifonlardan, yumuşak tüllerden, ipek tüllerden, likra tüllerden hazırlanır. Oldukça romantik, daha böyle akışkan, sade ve şık gelinliklerdir. Kızlarımız bunlar içinde kendini çok rahat hissederler, rahat hissetmeleri gerekir. Ortamları da, düğün ortamları da daha çok kır düğünleri, yat düğünleri, sahil düğünleri, nikahlarda daha çok tercih edilir. Gelelim en çok ilgini çekecek kısma. Helen gelinlik kimlere uygun? Düğününde fit görünmek isteyenlere iyi haber, her vücut tipinde gelin bu modelleri rahatlıkla giyebilirmiş. Tabii doğru detaylarla. Mesela moda evinde denediğim bu Helen gelinlik benim gibi üstü ince, basenleri geniş biri için çok uygun. Gövdesindeki işlemeler ve drapeler gövdeyi bir tık daha hacimli gösteriyor. A kesim eteği de geniş basenleri kamufle ediyor. Daha fazla ipucunu da Emine Hanım'dan alalım. Romantik ve uçuş uçuştur. Basenleri saklar, vücuda çok oturmadıkları için sadece herkesin vücut proporsiyonuna göre kol detaylarını biz onlara göre uyarlarız. Kimisinde halter yaka kullanırız, bazısında Madonna yaka kullanırız, bazısında V yaka olarak kullanırız, kimisinde düşük kol olarak kullanırız. Sadece kol detaylarını kendi vücut proporsiyonlarına göre ayarlarız. Örneğin eğer ki üst tarafları geniş olursa biz V yaka öneririz ki onları daha zayıf göstersin. Ya da Madonna yaka dediğimiz daha omuzlarını açarız ki kalçalarıyla uyum sağlasın. Eğer darsa da omuzlarını yine açarız gibi yakalar kullanıyoruz. Etekten yakadan bahsetmişken Helen gelinliklerde sıklıkla kullanılan kesimlere de bakalım. Halter yaka kullanılır, Madonna yaka kullanılır. Tabii ki yakaları biz kızlarımızın vücut proporsiyonuna göre, vücutlarına göre karar veririz. Daha çok böyle A kesimdir, kabarık olmaz. Kullanılan malzemelerde dantel kullanılır ama çok hafif, böyle çok az işli, yumuşak lez danteller, oldukça Fransız lez dantelleri kullanırız Helenistik gelinliklerde. Helenistik gelinliklerin etekleri A kesimi, düz iner, yumuşak danteller, yumuşak tüller, şifonlar kullanılır. Çok Alaturka danteller kullanılmaz, satenler kullanılmaz eteklerde. Helenistik'in anlamı romantik, uçuş uçuş gelinliklerdir. Helenistik dönemden bahsedip de aksesuarlara değinmemek olmaz tabii. Mesela böyle bir taş taktım diyelim. Helenistik görünüme sahip olur muyum? Aksesuar, saç aksesuarı da böyle daha böyle minimal aksesuarlar seçmeleri gerekiyor. Satılıyor böyle çiçekli vesaire. Değişik çok güzel aksesuarlar satılıyor ama kocaman öyle taçlar vesaire onlar Helenistik gelinliklerde kullanılmaz. Onu hiç önermiyorum. Helen gelinliklerin aksesuarlarında biz duvak veriyoruz. Çok böyle dantel duvaklar vermiyorum ben. O uymuyor onlar hani. Duvağın kenarında bazen dantel istiyorlar bizden ama Helenistik gelinliklerde onlar olmaz. Sade düz tül duvaklar, ince yumuşak böyle ipek tüllerden duvaklar veriyoruz. Emine Hanım Helenistik gelinliklere nelerin uymadığının da ufak bir listesini yapıyor. Listenin başında ise tarlatan geliyor. Kabarık tarlatanları Helen gelinliklere asla vermiyormuş mesela. Eğer çok ısrar eden olursa kırmamak için dar balık tarlatanları öneriyormuş. Helenistik gelinliklerle olmaz listesinde ikinci sırada büyük kalın taşlar geliyor. Sebebi ise Helenistik gelinliklerin sade ve zarif görüntüsüyle bu iddialı aksesuarların uyumlu olmaması. İddialı demişken Emine Hanım listeye iddialı etek kesimlerini de ekliyor. Balık, prenses gibi gösterişli etek kesimine sahip gelinlikler Helen gelinlik tanımında yer almıyor. Emine Hanım'ı bulmuşken Helen gelinlik fiyatlarını da sorduk. Fiyatların prenses kesim gibi kabarık gelinliklere kıyasla daha uygun olduğunu söylüyor. Çünkü kabarık gelinliklerde kullanılan kumaş, işleme gibi malzemeler daha fazla oluyor. Helen gelinliklere dair işin uzmanından ipuçlarını aldığımıza göre sıra aradığın modeli bulmaya geldi. Birbirinden şık Helen gelinliklere açıklamaya bıraktığımız linkten ulaşabilirsin. Düğün planlama sürecine dair hiçbir detayı kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.